Bu videoda Notos dergisini inceleyeceğiz. 2006 yılında yayım hayatına başlayan Notos yayınları, Notos kitap ve Notos dergi olarak edebiyat severlerle buluşmaktadır. Edebiyat alanında hizmet veren dergi, öyküye ağırlık vermekte olup 2 ayda bir yayımlanmaktadır. Genel yayın yönetmenliğini yazar Semih Gümüş üstlenmiştir. Ayrıca demin dediğim gibi Notos yayınları sadece dergicilik yapmıyor, aynı zamanda kitaplar da yayımlıyor. Son yıllarda kağıt maliyetlerinin artmasıyla dergi, kağıt kalitesini bir tık düşürmek zorunda kalmıştır. Fakat bu durum görsellerden de anlaşılacağı üzere ne okuma hissiyatında bir sıkıntıya yol açmış ne de görsellik açısından dezavantaj oluşturmuştur. Ülkemizdeki okur kitlesinin azlığı süreli yayınlar için başlı başına sorun oluştururken maliyetlerin de artmasıyla yayın evlerinde ciddi imkansızlıklar baş göstermiş ve maalesef ki birçok dergi yayın hayatına son vermek zorunda kalmıştır. Notos dergi yönetimi bu ekonomik açmazları aşmak için okurlarına destek çağrısı yapmıştı. Birçok okur da bu çağrıya kulak verip maddi olarak destekte bulunmuştu. Dergi Mayıs-Haziran 2023 tarihli 96. sayısının hemen başında bu dayanışmaya destek olan okurlarına onların isimlerini anarak teşekkür etmiştir. Derginin içeriğine göz atacak olursak, ilk olarak hemen her sayıda olduğu gibi okuru Semih Gümüş'ün ön sözü karşılamaktadır. Sonrasında yaklaşık 30 sayfalık Aganta bölümü gelmektedir. Her sayıda farklı bir edebiyat konusu seçen dergi bu konuyu günün konusu bölümünde işlemektedir. Bu bölüm de 30-40 sayfa kadardır. Söyleşi, öykü, kitaplık ve yazı başlıklı bölümler de bulunmaktadır. Öykü bölümü ise yaklaşık 50 sayfa kadardır. Derginin Kasım-Aralık 2022 tarihli 94. sayısının hemen başında Aganta bölümünde Şeytan Ayetleri başlıklı bir deneme yer almaktadır. Hint yazar Salman Rushdie'nin İslami kesimler tarafından oldukça sert karşılanan Şeytan Ayetleri isimli öykü kitabının yayınlanmasının ardından yaşanılan olaylara değiniliyor ve gönül isterdi ki kitabın içeriğini konuşalım diye de hafif bir sitem ediliyor bu denemede. Salman Rushdie bu kitabında Hazreti Muhammed'in şeytan tarafından kandırılıp müşrikleri hoşnut edecek ayetler söylediği iftirasında bulunuyor. Edebiyat, sözüm ona sanat adına herkesin dilediğini fütursuzca söyleyebileceği bir mecra değildir. Küfür, hakaret, aşağılama, suçlama hayatın her alanında olduğu gibi edebiyat alanında da hoş karşılanmaz ve karşılanmamalıdır. Düşünce özgürlüğüyle hakaret ve yalan birbiriyle karşılaştırılmamalıdır. Nitekim edebiyat kelimesi edep, adap kökünden gelmektedir. Ülkelerde siyasi liderlere karşı yapılan hakaretler kanunlarla korunurken çok daha geniş bir coğrafyaya hitap eden din ve tarihi bir şahsiyet olarak var olan peygamberler hakkında böyle bir kanun olmaması son derece gülünçtür. İçeriye dönecek olursak, dergi 94. sayısında Rus yazar Anton Çehov'u konu edinmektedir. Günün konusu bölümünde Çehov'un yazdıklarına ve onun hakkında yazılanlara yer verilmiştir. Ayrıca yazar Feridun Andaş da bir dosyasıyla bu bölümde yer almıştır. Kitaplık bölümünde ise birkaç kitap tanıtımı yapılmıştır. Dergide Johnson'dan mesaj var, Fransa'dan haberler, üç dilli ahtapot, sansürün değişen yüzü diye denemeler de yer almaktadır. Derginin sonunda genç yazarlar için oldukça faydalı iki bölüm bulunmaktadır. Bunlardan biri atölye bölümüdür ki dergide böyle bir bölümün olması takdire şayandır. Çünkü çoğu yazar dergilere gönderdiği ve yayım için uygun bulunamayan eserlerin hangi açıdan uygun olmadığını öğrenememektedir. Atölye, Notos dergisine gönderilen eserlerden yayıma uygun bulunmayanların bazılarını kısaca incelendiği bölümdür. Bu sayıda 15 kadar eserin incelenmesi, eleştirisi yer almıştır. Diğer bölüm ise verilen bir fotoğrafın hikayesinden oluşmaktadır. Dergi her sayıda bir görsel yayımlıyor ve yazarlardan bu görselin hikayeleştirilmesini istiyor. Derginin bu sayısında bir önceki sayıdaki görselle alakalı iki öyküye yer verilmiştir.